Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Bu yıl 9.sü düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış gecesindeyiz. Bu gecede sinema onur ödülünü alacak Yeşim Ustaoğlu'na filmleri festival hakkında kısa birkaç sorumuzu yönelteceğiz. Diren Sanat olarak biliyorsunuz bu festivalin medya sponsoruyuz ve bu festivalin içeriği hakkındaki bütün detayları sizinle sırası geldikçe, yeri ve zamanı geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. İşte bu festivalde neler var? Altın Terazi, uzun metraj film yarışması var, kısa film yarışması var. Bu yıl festivale eklenmiş olan endüstri filmler var, atölyeler var, seminerler olacak. Aynı zamanda festivalin bir de hukuk kısmı oluyor. Hukuk kısmında akademisyenler bu yıl dijital dünyada, sanal dünyada, internet dünyasında hukuksal suçları değerlendirecekler. Adalet temasına vurgu yapacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yılda adalet temasındaki filmler dünyanın dört bir ucundan gelen yönetmenlerle birlikte sinema severlerle buluşacak. Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Festivalin sinema onur ödülünü alan Yeşim Ustaoğlu ile birlikteyiz. Yeşim Ustaoğlu, filmleriniz uluslararası festivallere katıldı. Venedik Film Festivali'nde, Sundance'da ödüller aldı. Berlin'de aldı. Birçok sayısız festivallere katıldı. Şu anda sayamıyoruz. Burada da onur ödülü aldınız. Öncelikle neler düşünüyorsunuz? Suç ve Ceza Film Festivali sizin için ne ifade ediyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani anlamlı bir festival, tema itibariyle suç ve ceza, adalet, hukuk arayışı bütün dünya ve Türkiye içinde özellikle adaletten ve hukuksuzluktan bu kadar yakındığımız bir dönemde sinemanın ne yaptığını göreceğiz. Hem Türkiye'de hem diğer seçkilerde. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum bu festivalin. Peki bu tarz film festivallerinin toplumsal açıdan baktığımız zaman özellikle tematik festivallerin hem sinema sektörüne hem içinde bulunduğu topluma, yüzyıla ne gibi katkıları oluyor? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sanat her zaman topluma ayna tutar. Bir şey söyler. Beslendiği yer insandır, insan malzemesidir. Yaşadığı yerdir. Dolayısıyla sanatçı her zaman zaten bir şey söyler, bir ayna tutar. Işık tutar, yol gösterir, yani, alternatif sunar. Evet, sanatın böyle bir çok güçlü, çok etkili, çok kalıcı bir zaman içinde yok olmayan zaten böyle bir etki gücü var. Dolayısıyla özellikle bu tür temalarda da ya insana ait olan her şey aslında. Her şey çok önemli. Ona ait bir şey söylemek çok önemli. Bu festival bir de biliyorsunuz bu yılki teması dijital suçlar. Yani dijital dünyada adalet teması işleniyor. Siz de bir nevi film yaparak sinema sonuçta bir nevi dijital bir yanı da var. Şey olarak baktığınız zaman. Bununla ilgili bir değerlendirdiğiniz zaman işte sinema, işte beyaz perdede adalet kategorisi var. Sizin seçmeleriniz var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? O kadar hızlı değişen bir teknoloji var ki ve onun içinde o kadar hızlı bir şekilde biz de yaşıyoruz. Biz değişime tanık olan bir kuşağız aslında ve yeni bir suç alanı olduğunu, hayatımızı demokratikleştirecek, kolaylaştıracak sosyal medya da dahil buna gibi baktığımız alanların aynı zamanda suç teşkil edebileceğiyle de yüzleşiyoruz bir şekilde. Ama hayat da böyle bir şey. Yani bir yandan öğreneceğiz, bir yandan mücadele, yani bunun içinden çıkabilecek gaspları, suçu da öğreneceğiz. Bir nevi değişen, gelişen dünyanın kuralları da sınırları. Algımız değişiyor aslında. Algımızı da değiştiriyor bu yeni dünya, dijital dünya. Baktığımız alanı değiştiriyor. Yani şimdi daha küçük bir tablete bakarak
belki sinemayı, yani sinema deyince aslında tableti algılıyor yeni kuşaklar. Bu bir içeriği algılamak, bir görseli algılamak açısından da bizim mekanizmamızı değiştiriyor, algı mekanizmamızı değiştiriyor bir yandan. Yani burayı da düşünmemiz lazım. Açının daralması sinemacılık açısından nasıl değerlendirirsen, tableti indirgenmesi, cep telefonu indirgenmesi. Estetik açıdan çok önemli bir değişim yaratır. Çünkü artık daha küçük bir yere bakıyorsunuz. Her şeyden önce zaman kavramınız değişir, algınız değişir, yani bundan dolayı algınız değişir. Baktığınız zamanla, baktığınız şeyle olan irtibatınızı durdurarak, başka bir şeyle ilgilenerek aslında algıyı çok etkiler. Bir ihtimalle düşürebilir de yani. Biz bu sürecin nasıl değişeceğini, nasıl gelişeceğini merakla izliyoruz. Estetik açıdan çok değişik şeyler, çok önemli bir değişiklik yaratabilir. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Ve sevgili takipçilerimize Yeşim Ustaoğlu seçkilerini izlemeyenler mutlaka bu festivalde izlesinler diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür.